günler sevgili seyirciler. Florimetin Oktay tesislerindeyiz. Yine çok özel bir canlı yayınla, bir özel röportajla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Galatasaray'ımızın yeni transferi Şilili futbolcumuz Erik Pulgar. Onunla Galatasaray'ı ve transferi konuşacağız. Utku Yurtbil de bize yardımcı olacak. Öncelikle yayınımıza hoş geldin diyorum ben. Bienvenidos a nuestro tele primero. Teşekkürler. Şöyle başlayalım. Galatasaray'a transferi nasıl gerçekleşti? İlk olarak ne zaman bu adımlar atıldı ve Galatasaray'ı daha önceden biliyor muydu? Biraz transferiyle ilgili bize aktarır mı? Empezamos con la fichaje. Si conocía Galatasaray antes o cómo ha ocurrido, cómo ha cruzado los caminos. Bueno, de Galatasaray sí conocía. Obviamente sabía que era un equipo importante aquí en Turquía. Türkiye'de önemli bir takım olduğunu biliyordum, ismini duymuştum tabii ki de Galatasaray'ın. Y justo en ese momento estaba en la selección, estaba en Chile. O sırada zaten milli takımdaydım, Şili'deydim. Y mi representante me llama y me dice que está la opción de venir a Galatasaray. Ve benim temsilcim dedi ki ya işte Galatasaray'da böyle bir fırsat çıktı. Sonra ilgilenir misin falan, bizim için güzel bir fırsat olur. Ondan sonra ben de dedim tabii ki de ilgilenirim. Tabii Galatasaray'da pek çok Güney Amerikalı oyuncu da var aslında. Burada geldiğinde onların da burada olması, bu adaptasyon sürecini nasıl etkiledi? Takıma alışımı nasıl oldu? Como se ha acostumbrado al equipo, hay otros jugadores de América del Sur. ¿Cómo tiene relaciones con ellos? ¿Todo bien? Bueno, me integré muy bien con el grupo. Los jugadores me recibieron muy bien. Grupla hemen entegre oldum hakikaten. Beni çok iyi karşıladı oyuncular. Ahí, como dices tú, hay jugadores sudamericanos que me han explicado un poco cómo es la situación aquí en Galatasaray. Güney Amerikalı dediğiniz gibi oyuncular var. Onlar hemen aldılar aralarına. Ondan sonra beni Galatasaraylı yaptılar anında. Ondan sonra o şekilde bir karşılaşmamız oldu. Sıcaktı gerçekten. Tabii Galatasaray'a geldi. Biz onu ilk Antalya'da gördük. Antalya'da karşıladık. Orada kampa katıldı. Orada antrenmanlar, Florya'da antrenmanlar. Nasıl gidiyor antrenmanlar? Biraz aktarabilir mi bize? En Antalya le hemos conocido por primera vez. Bueno, cara a cara. Y luego ha entrenado en Antalya con nosotros y aquí en la sede de Florya. ¿Cómo está yendo los entrenos en general? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien físicamente. Los entrenamientos aquí en el club creo que tiene una instalación muy linda, tiene campo, tiene muy buenas canchas. Gerçekten güzel bir sahaları, güzel tesisleri olan bir kulüp ve antrenmanların da yüksek kalitede olduğuna inanıyorum. Antrenmanlarım da güzel geçiyor. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum buradaki çalışmalardan sonra. O zaman ben şunu sorayım. Teknik direktör Torrent'i sorayım. Torrent'le durum, yaklaşımı nasıl Torrent'in kendisine? Onunla çalışmak nasıl bir his ve tabii ki yardımcılarıyla? ¿Cómo se sienta cuando trabaja con Torrent y su equipo técnico? ¿Es algo diferente? ¿Cómo se sienta en general? Bueno, los entrenamientos son muy buenos. Nos da mucha información para llegar al partido. Antrenmanlar gerçekten çok farklı ve bize maça göre bayağı bilgi veriyorlar. Bizi çok güzel hazırlıyorlar maç için. Y siempre buscando la perfección para llegar al partido con la mente ya ganadora. Ve maçlara hani kazanmak amacıyla çıktığımızı çok net bir şekilde verilen bilgilerden de anlayabiliyoruz. Herkesin amacı birlikte başarmak bunu. Tabii geldikten sonra iki maç vardı. İki maçta da sonradan oyuna girdi Alanya ve burada da Kayserispor maçları. Sahada olmak Galatasaray formasıyla nasıl bir his? Ek olarak İstanbul'da Ali Samiyen'de taraftarın önünde olmak nasıl bir histi? Ha tenido dos partidos con la chandal de Galatasaray. ¿Cómo se sienta llevar este escudo y también estar en nuestro estadio? ¿Cómo te has sentido? Sí, el primer partido me tocó jugar afuera. Dışarıdan oyuna başladım ilk maç için. Pero en el partido que jugamos aquí en casa, apenas entré al campo sentí una adrenalina muy fuerte.
Şeyde deplasmandaki maç için tabii ilk önce çok farklı bir şeydi, onu söylemem lazım. Yani stada girdiğim zaman o şeylerin, seyircilerin, ondan sonra fanların tepkilerinden çok adrenalin hissettim. Güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. Y con el grito de los hinchas durante los 90 minutos del partido te dan muchas más ganas de correr, de meter y de ganar el partido, obvio. Ve 90 dakika boyunca hiç susmamaları sürekli bir arkamda destek oldu. Sürekli koşmak isteği duydum ve bu maçı kazanmamız lazım hissiyle gerçekten oynadım. Konumu itibariyle pozisyon anlamında Galatasaray'ın da ihtiyaç duyduğu bir pozisyona transfer oldu. Bununla ilgili neler söyler, takıma neler katabileceğini düşünüyor bundan sonraki süreçte? Por su posición en el campo. Es un lugar donde Galatasaray le haría falta un jugador y por el futuro, ¿qué piensas que puedes añadir al equipo, a Galatasaray? Es la pregunta. Bueno, yo ahora quiero llegar a meterme como titular. İlk önce as oyuncu olarak oyuna başlamak istiyorum. İlk olarak. Que eso es lo primero y luego aportar y ayudar al equipo porque a eso vine, a aportar y ayudar con mis cualidades para los partidos. Benim belli özelliklerim var tabii ki ve bu maçlarda, çıktığım maçlarda da özelliklerimi göstererek takımın bu konudaki eksiklerini kapatabileceğimi, onları daha da iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Yani bunu ek olarak hani fizik gücünü ve topu iyi kullanmasını özelliklerinden birkaçı olarak nitelendirebilir miyiz? Podemos decir que tú tienes una física muy buena y eres superior en ese aspecto y también técnicamente eres bueno y esos serían cualidades que puedes añadir al equipo. Claro, esas son, como dices tú, físicamente la velocidad y el posicionamiento que le doy al equipo en estabilidad de campo, creo que puedo ayudar mucho al equipo y así lograr salir de la posición que estamos. Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olabilecek bazı özellikler. Dediğiniz gibi ben hızlı bir oyuncuyum. Onun dışında pozisyonel oynuyorum ve oynadığım oyun sayesinde takıma yardımcı olabileceğime kesinlikle inanıyorum. Herkes ilk adı geçtiğinde ve kendisini gördüğünde bizim eski bir futbolcumuz vardı, Melo. Savaşçı ruhuyla hep ön plana çıkmıştı. Ona çok benzettiler. Önce tanıyor mu? Bir de ne söylemek ister o savaşçılık ve agresiflikle ilgili? Teníamos otro jugador, Melo, que cuando te oyen tu nombre, entonces piensan de él y él tenía un espíritu muy guerrero y muy agresiva. ¿Te sientas similar a él? ¿Cómo te sientes en esta comparación? ¿Y si conoces a Melo? Sí, sí, obviamente lo conozco. Es un jugador admirable por su carácter en el campo. Gerçekten sahada karakterini gösteren ve saygıdeğer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum öncelikle. Tanıdığım bir oyuncu. Como dije antes, yo parezco ser tranquilo, pero en el campo soy otra persona. Dışarıda ben sakin gözüküyorum ama sahaya çıktığım zaman farklı bir insan oluyorum. Öyle de bir gerçek var. Evet, ben gerçekten şimdi gördüğün zaman o kadar sakin ki yani hiç aklına gelemiyor. Estoy de acuerdo. Ahora veo muy tranquilo y yo no puedo decir, ah, bueno, es misma persona. Sí, sí, no. Como te decía recién, entras al campo con los hinchas que tiene Galatasaray, más adrenalina te dan y más ganas te dan de ir fuerte a cada jugada. Galatasaray formasını giyiyorum, ondan sonra sahaya çıkıyorum ve gerçekten o dediğim gibi taraftarların desteğiyle hakikaten adrenalin dolu oluyor ve bir anda farklı bir insana dönüşüyor sahaya çıkınca oyuncu. Taraftardan şunu sorayım, Şili'de de çok tutkulu taraftar kitlesi var. Bir karşılaştırması gerekirse Şili'li taraftarlar ve Türk taraftarlar ne söylemek ister? En Chile también hay aficionados muy apasionantes. Y turcos también son así. ¿Cómo lo evaluas? ¿Puedes hacer una comparación? ¿Uno es más apasionado? ¿Tiene otros rasgos? Lo que sea. Yo creo que la única comparación es cuando estás en el calentamiento. Isınma sırasındayken herhalde bir karşılaştırma yapabilirim. Y los hinchas te llaman para que los vayas a saludar. Orada çağırıyorlar taraftarlar, gel böyle işte selamla bizi diye.
que me sucedió en el partido. Benim başıma geldi mesela maçta. Yo no sabía cómo era el saludo. Ben bilmiyorum nasıl selamlanır. Pero días anteriores en casa. Ama önceki günlerde evde kendi sahamızda. Vi videos de Galatasaray de los hinchas. Evdeyken bakmıştım videolarına Galatasaray'ın taraftarları ne yapıyor ne diyor diye. Bueno, esos videos eran después del partido que hacían. Orada işte şeyler hani kutlamalar falan oluyor ya, maçlardan sonra onların videolarıydı birazcık da. Entonces en el calentamiento empiezan a decir mi nombre. Bueno, yo voy y sin saber qué había que hacer. Oraya gittim şeyler ısınma sırasında çağırdı taraftarlar. Ben de gittim ne yapacağım bilmiyorum bu şekilde. Voy todo tímido y hago pum pum pum. Ondan sonra ben de böyle çekingen çekingen gittim. Ondan sonra işte hareketler falan yaptım içli. Pero fue algo que me salió de adentro porque no sabía qué cosa hacer. Ama ben normalde ne yapacağımı bilmiyordum. Yani içimden geldi o şekilde yaptım ben de. Artık bundan sonra herhalde öğrendi, sıkıntı yaşamayacaktır. Desde ahora ya lo sabes y no tendrás problemas. Ahora sí, sí, ahora ya lo sé y voy a ir solo sin que me llamen. Onlar beni çağırsın, ismimi duyduğum anda hemen böyle, hatta onlar çağırmadan bile gidebilirim artık, yani kesinlikle biliyorum bunu da. Süper, taraftarla iletişim gerçekten güzel. Şunu sorayım, kiralık olarak Galatasaray'a geldi. Sonraki süreçte, yani sezon bittiği için belki erken ama kafasındaki plan nedir? Primero es genial eso de comunicación con los aficionados. Luego la pregunta es, al final de la temporada normalmente se acaba eso de contrato periodo. Y luego si quiere quedar en Galatasaray o tiene un plan o otro plan, ¿cómo es su...? Bueno, hasta ahora mi intención es solo lograr sacar de la posición que está Galatasaray. Öncelikle ilk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yükseltmek. En el futuro, o sea, en mayo tengo que volver a Firenze. Mayıs'ta dönmem gerekiyor İtalya'ya. Pero vamos a ver cómo va avanzando mi estadía aquí en Estambul con Galatasaray para luego decidir qué hacer. Burada Galatasaray'la İstanbul'da neler yaptığıma bakıp ondan sonra sezon sonuna doğru karar vermekte fayda var diye düşünüyorum o konuda da. Artık yavaş sona yaklaşıyoruz. Çok kısa süre oldu tabii İstanbul'a geleli. Penya'yı da aynı sormuştuk. İstanbul'u görebildin mi, tanıyabildin mi diye kendisine söylemek ister. Biraz tanıyabildin mi İstanbul'u yoksa daha erken mi? Estamos poco a poco acabando. Pregunta si has tenido oportunidad de ver a Estambul. A Peña también lo preguntaron, pero él no tenía tiempo para verlo, porque tenemos entreno por la mañana, por la noche, todo. ¿Y tú tenías oportunidad de ver a Estambul? No, tampoco, todavía no tengo tiempo. Porque, ben de göremedim, zamanım yoktu. Como llegamos recién, entrenamientos en la mañana, y luego buscar casa, no hay mucho tiempo para, por ahora, luego... Şimdilik göremedim tabii ki çünkü sabahları antrenman yapıyoruz. İşte öğleden sonra ev aramam falan gerekiyordu. İşte buraya yerleşmem gerekiyor tabii ki de. Ama en kısa zamanda tabii ki de bir fırsat bulduğum zaman görmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Pero apenas tenga libre voy a ir con mi cámara y a sacar foto porque me gustan las fotos. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Dolayısıyla şey yapacağım. İlk fırsat bulduğum zaman çıkacağım. Etrafta böyle fotoğraflar falan çekilmeye başlayacağım zaten. Süper. Son olarak artık Galatasaray taraftarına ne mesaj vermek istiyor? Evet, ligde daha iyi noktaya gelmek istiyoruz. Avrupa'da bir maceramız var. Son 16 turu. Ne söylemek ister bundan sonraki süreçle ilgili? A los aficionados de Galatasaray, si quieres comentar algo de tenemos el reto en Europa dentro de poco y también tenemos la situación de Liga ahora. No está bien en la liga, pero tenemos unas previsiones, ojalá. ¿Y cómo, qué quieres comentar a los aficionados? Bueno, yo primero agradecerles por el cariño desde que llegué. Öncelikle beni karşılamalarından dolayı kesinlikle müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Y decirles que también lo, a ellos los vamos a necesitar en todos los partidos. Bir de onlara her maçta ihtiyacımız olduğunu bilmelerinde önemli olduğunu düşünüyorum. Porque como dije antes, con los cánticos de ellos, al equipo lo hace ganar más fuerza para los partidos.
Çünkü onların desteği olduğu zaman gerçekten takım farklı bir ateşle hareket etmeye başlıyor ve maçı kazanmaya başlamamız için onların desteği en önemli şeylerden biri bence. O zaman bundan sonraki süreçte tabii ona ve tüm takıma başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Hiç Türkçe bir kelime biliyor mu onu da sorayım son olarak. Muchas gracias, pero sabes alguna palabra turca? Günaydın. Günaydın. Gracias. Teşekkür ederim Utku. Sana da çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Galatasaray'ımızın yeni transferi Şilili oyuncumuz Erik Pulgar'la röportajımızı gerçekleştirdik. Kendisi gerçekten tüm sorularımıza içtenlikle yanıt verdi.